Bir adım öteye gidiyorum. Bir adım öteye gidiyorum. Oyuncusunu hangi takıma vereceğinin danışıldığı bir kulüp. Açık söyleyeyim yani Vedat Muriç için Galatasaray kulübü hem Vedat'la hem Rizespor'la anlaşmışken Vedat'ın nasıl transferini bozulduğunu, hangi TFF başkan vekilinin araya girdiğini, özel telefonlarla bu transferin gidişatını değiştirdiğini bir sorgulamak lazım. Aynı başkan vekilinin Fatih Terim'in aldığı meşhur 7 artı 3 eşittir 10 maçlık cezada 4 ya da 5 maç çıkması beklenirken nasıl önce 7'ye ondan sonra açıklamayla 10'a çıktı? Yani Hasan Şaş kime saldırmıştı ya? Şikertele mi saldırmıştı? Martin Şikertele. Hasan Şaş Şikertele saldırmışken 8 maç alıp Fatih Terim'in hiçbir olayın içinde olmamasına rağmen 10 maç nasıl aldığını, hangi başkan vekilinin Fatih Terim'in husumeti çerçevesinde 10 maça çıktığını bir hatırlamak lazım. Yani bu tabloda, bu ortaya çıkan tabloda Rize Spor sıradan bir kulüp değil. Ben bu polemik eğer Gaziantep ne bileyim X bir kulüple yaşansaydı başka bakabilirdim. Ama Rize Spor'un Galatasaray'a yani ne alakası var? Galatasaray'dan alacağım para belli. Galatasaray'ın istediğim belli. Oyuncu belli. Kiralık oyuncu belli. Bonserviste oyuncu belli. Protokole Perşembe günü 17 limit koyup 17'de limit koyup 17'ye kadar cevap verin deyip oraya tazminat maddeli tahkime açtığınız davayı geri çekeceksiniz maddesini koydurmak. Ben federasyon başkanının, şirketinin sponsor olduğu bir kulübün bunu tesadüfen koyduğunu düşünmüyorum. Oyuncusunun gidişatına karar ki bu arada ben Vedat transferine karar verenleri Oğulcan olayının bu kadar büyümesine de karar verdiğini düşünüyorum. Ve diyorum ki Galatasaray rüzgara karşı yürüyor. Rüzgarın nerede nesine siz karar verin. Gerisini ben söylemeyeceğim. Söyleyemem yani. Gerisini söyleyebilsem keşke de söyleyemem. Ali Ece, sen aslında Galatasaray konuya girdikten Oğulcan'ın yapmıştın parasını da. Oğulcan'ın parasını öder. 1,2 milyon euroyu öyle çözülür. Ama mevzu bu değil. Bugün bu çözülür. Yarın başka bir şey olur. Yani müesses nizam Burak Elmas'ı dirsekliyor yani bu bir gerçek. Ali Koç'u dirsekledikleri gibi. Ama sulh yolu kapanmıştır dedi Serdar Çelikler. Bak biz Ali Koç'a Çözmeyeceğiz bu sorunu diyor yani. bir sürü eleştiri yaptık değil mi demin? Ama adamı da dirseklerin diye bir gerçek yani. Ha o da bir kendi hataları yapıyor ayrı bir şey. Ama mesela Burak Elmas da bana göre hatalı şeyler yapıyor. Yani bana sorarsan hatalı davranışları var. Ama bir dirseklenmedi, dirseklendiği de belli yani. Bir kere mesela Rezan Özdemir'in gazladığı söyleniyor şeye. Burak Elmas'ı gazladığı söyleniyor mesela. Anladın mı? Hani ama bu önemli değil ya. Ben fotoğrafı görüyorum abi. Bir müesses nizam var ve onun sevdikleri var. Daha az sevdikleri var. Sevmeyip karışmadıkları var. Sevmeyip uğraştıkları var. Galatasaray sevmeyip uğraştıklarından biri haline gelecek. Galatasaray yönetimi. Bunu Ali özellikle Ece, söylüyorum ya Galatasaraylılar bilsin. ya bu bir böyle sevgi konuda olayı değil. aslında giriş, evet onu söyleyecektim. Giriş yapmıştın. Devamını getir lütfen. Bu bir sevgi olayı değil. Bu kurum bir böyle kurum gibi davranmıyor. Bir kurum ya tarafsız olması gereken bir kurum. Bak Uğur'un bütün anlattıkları, senin bütün anlattıkların. Bence son 25 yıl, 30 yıl falan işin içinden çıkamayız değil. İşin içinden çıkılacak. Elbet zamanı gelecek, incelenecek her bir şey yani. Tarihi bir süre kazananlar yazar. Bir süre sonra başka kazananlar yazar. Biliyorsun. Sen kraliçeden daha iyi bilirsin. Hitler ilk başladığı zaman sonrası. İşte İtalya'nın dünya savaşlarındaki. Yani şimdi konuyu çok çetrefilleştirme. Çok basit şekilde. Kimsenin yanında kalmıyor. Kalmaz da. Kalmamalı da. Yaz bu artık çok bariz ya. Sıfır ciddiyet. Ya ben bu kadar lakayık bir durum görmedim ya. Bana bazen yayına bantta çıkılır mı? Metallica tişörtüyle. Ben ciddi biriyim abi. Çalışıp geliyorum ya. Hiç çalışmıyor musun? Ne demek abi feragat davası? Davadan vazgeçerseniz falan. Yok ya. Allah Allah. Bir akıllı sizsiniz ha. Biz de sizlerle o müessese nizamın işte uzantılarıyla davalık ola ola öğrendik bu işleri. Yapamazsın abi. Şu büyük bir skandal bu ya. Çok büyük skandal ya. Ve yani iki topla oynanır. Bir yorumcu gidip programda sinirlerine hakim olmaz çıldırır. O zaman tekrar edilir maç. Hatırlıyorsunuz hepiniz yani.
Adam diyor ki bir de bana sonra o kararı alanlar. Ali Bey sizin yüzünüzden maçı tekrar ettirmek zorunda kaldık. Ya dedim buradan vallahi uzaklaş. Sen beni o benim çıldırmış halimi değil birazdan göreceksin. Bak lakaytlığa bak ya. Bu kadar labellik, bu kadar ciddiyesi, bu kadar rezillik olmaz ya. Hukuk konusunda ben hep kaldım üniversitede. Ben onlardan daha hakimim. Kardeşim. Yuh artık ya. Neyin pazarlığını yapıyorsunuz abi? Ülkenin ligini yönetmekle sorumlu olan kurum ligin takımlarından biriyle dava pazarlığı yapar mı abi? Büyük skandal. İki topla falan oynanan maçın tekrarı için bir yorumcunun delirmesine gerek yoktur. Siz gerekeni yapmadığınız için o delirme oldu ve ondan sonra da sürekli şimdi ne oldu? Hani bize haksızlık yapılıyor, biz mağduruz. Herkes etkilemeye çalışıyormuş gibi oluyor ama abi siz buna çevirdiniz ya. Böyle kamuoyunda ne konuşuluyorsa ona bakıyorlar. Ve ona göre tam tersi bir karar verilebiliyor. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz benim geçen haftaki isyanımı? Marcao olayında 5 ila 10 maç dediniz ya, siz de benden daha bilgilisiniz. Ben ama ilkesi olarak neye itiraz ettim? Yavuz orada şeyi söyledi, 5-10 maç denildi. Bak önceden ben neyin önünü almaya söyledim. Çalıştım? Ha, 5 verilirse az denir, 10 verilirse çok denir. Çok saçma en baştan ya. Çok saçma, gerizekalıca yani. Hakikaten gerizekalıca bir şey. Hukukta böyle bir şey olamaz abi. İki katı olamaz yani. Ya 5 ya 10, iki katı abi. Arada ne tutarsa, neye tutturursak, kamuoyuna neyi yedirirsek. Artık gerçeği yönetin, algıları bırakın. Çünkü algıların hepsi tarihte bir çöpe gidiyor. Rezalet ya. Ama bu rezaletin son ya. Perdesi değil. Geliyor, daha da olacak. Geçen sene hakem hataları, ondan önceki sene. Abi bu, bak ben bir daha söyleyeyim. Ben sisteme kendisine karşıyım. Böyle sistem olmaz. Senin söylediğin çok doğru bir tespit var abi. Ankara ile işi olanın, İstanbul işte finansıyla işi olanın futbol federasyonunda tarafsız kalması imkansızdır Serdar'cığım. Senin çok doğru bir tercihin. Yıllarca iktisat ne deniyor tabii. Sizin? İşte ticaret muhabirliği falan yaptın. Ticaret erbabı adamsın. Dönercilikte battın. Uğur kardeşimiz bayağı yeni yatırımlarda başarılı oldu. Ben aranızda bu işlerden en az anlayan kişiyim. Aa. Altından başka hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten Ali, bilmiyorum. Bak, Serdar aldık şey taksitle mal olduk yani. Ali abi çok özür dilerim. Çok estağfurullah karşı bitirdim ben zaten. Çok özür dilerim. Serdar abi bir şey soracağım. Serdar abi sen gazetede müdürlük yaptın. Gazetelere nasıl reklam verilir bilirsin. Ben de gazetecilik yaptım. Sence Nihat Bey'in sahibi olduğu holding dahil olmak üzere holdinglerin reklam pastası oradaki reklamcıların iradesine göre mi veriliyor yoksa ilişkilere göre mi veriliyor? İlişkilerine göre mi gazetelere dağıtılıyor? Şimdi reklamı patron alır. Yani %80'ini patron alır. Buraya da verelim denir. Geri kalan %20'yi de işte reklam ajansları dağıtırlar. Dolayısıyla Limak Holding'in reklamının Rize Spor stadında olması veyahut Trabzonspor'dan loca alıyor olması şeydir. Nedir onun adına? Hatta ve hatta bak sadece tarafsızlık yapmayalım yani taraflıymış gibi gözükmeyelim. Hatta ve hatta Sov'un 10 milyon euroluk bonservis bedeline 3 tane, birisi de Ali Koçturumlardan bir tanesi. Ona 4 milyon euroluk katkı yapması da kendi isteği dışında gelişmiştir. Daha nasıl anlatalım? Yani ben zaten ama, yani soruyu sormadım. Ben aslında soru sormadım. Sen cevap, yani sen detaylandır ama ben yani, soru sormadım aslında. Arkadaşlar Sov 10 milyon euroya alındı. Bugün Fransa Ligi gol kralını 10 milyon euroya falan zaten alamazsın da futbolun gelen noktaya bak. Bu 10 milyon euroyu Fenerbahçe kulübü vermedi. 3 tane iş adamı verdi. 4-3-3 şeklinde. 3 ve 3. Ali Koç ve Ferit Şahenk. 4 milyon euroyu da Nihat Özdemir verdi. Nihat Özdemir Fenerbahçe tahvillerinden de aldı. Yani Fenerbahçe tahvillerinin filan sahibi, hisselerinin de bir kısmının sahibi olması doğaldır, normaldir de yani. O zaman yöneticiydi zaten. Şimdi Nihat abinin sen Sov'a 4 milyon euro ver denildiği zaman da verecek. Şu kulüplere sponsor ol dediği zaman da olacak yani. Bu iş böyle. Normal de bu yani. Bu dünyada diğer yerlerde de böyle. Normal. Ama bu federasyon başkanı olma abi o zaman. Olma yani. Ben de diyorum ki Ankara ile işi olmayan birinde olması lazım. Nihat abi çok işi var abi. Çok fazla abi, işi Nihat var. Nihat Özdemir niye TFF başkanı seçildi? Bir önceki federasyon başkanı futbol ihalesini aldığı için
zorunda kaldığı için değişildi sadece. Yani aslında federasyon yapısında da bir değişiklik yok. Yani futbolun başında olan Yıldırım Demirören kişinin... bahsi. Bak Yıldırım Demirören. Hiçbir şey yok. Bahis içine girmeseydi, bahis içine girmeseydi gene daha iyi yönetiyordu. Hiç olmazsa bazı kararları kendi alıyordu. Bak bana inan. Yıldırım Demirören beni televizyondan kovmak zorunda kaldı. Ya bak yani ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Doğru. Ya Yıldırım Demirören bahis içine girmeseydi o da tabii ki bazı şeyleri evet tabii ki efendim öyle yapacağız biz de derdi ama gene bazı şey birçok kararı kendi alabiliyordu. Yani daha hakimdi olaya Yıldırım Başkan. Daha başkan gibi başkan da açık söyleyeyim yani. Yıldırım Demirören daha başkan gibi başkandı. Hiç olmazsa kendine ait bir oyun alanı vardı yani. Kendine ait bir alan açmıştı adam. Yani hiç olmazsa işte şuraya da Ahmet'i mi alalım, işte Uğur'u mu getirelim, şu pozisyona da Yağız'ı mı getirelim filan konusunu kendi kendine karar verebiliyordu yani. Onu demeye çalışıyorum. Tabii ki major kararları soracaksın. Sorman da gerekir. Beni de yapsan ben de sorarım. Ama hani Yıldırım Demirören daha bağımsızdı. Onu söylemek zorundayım. Yok artık. Yani hiçbir tabii. Farkı yok. Bak şunu söylüyorum. Yok. Burada, Yıldırım Başkan burada daha bağımsız. Kişilerde değilim. Bak ben burada kişilerde değilim. Yıldırım Demirören. Abi sistem atama. Atama sistem. O eskiden de öyleydi ya. Profil Kutu değil. Ya, zamanında tamam. Da öyleydi. Tam işte ona da ben yaşamadım o zaman bilmiyorum. O da evet. Saçmaymış yani. Şener Serzi'yi getirdi işte özellik falan ama işte o kardeşim, öyleydi bak, yani. Bizden, bak bizden maalesef daha başarılı futbol ülkeleri var. Bunların ligleri daha çok para kazanıyor, kazandırıyor. Biz de adında Türk geçtiği bir ligin daha iyi olmasını istiyoruz. Tabii elbette öyle. Bu düzenli olmuyorsa yapılması gereken İngiltere'deki gibi kulüpler birliğinin gerçekten kulüplerin ligi yönetmesidir. Buna da şöyle bir kulüpler sakıncası var. Girmez. Hayır, şöyle bir sakıncası var. Maalesef bizde de Portekiz'deki gibi, hatta Portekiz artı bir diyelim. Çünkü bizde de bir Trabzonspor da var. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Nüfusun %90'ından fazlası bu 4 takımı tutuyor. Hı-hı. Bu 4 takımı tutuyor. Geri kalan işte 70 tane takımı %10'u tutuyor. Şey buradan başlıyor. Ya bu yüzden kulüpler birliği olmaz derlerse ben de diyorum ki biraz gerçekçi olalım. En azından güç dengesi olsun. Sen daha iyi bilirsin. İşte Uğur da daha iyi bilir. Demin anlatmaya çalıştım oydu. Altında işte o yeni kripto paralarda falan. Güç dengesinden bir şey vardı. Mesela o kripto para işinde Elon Musk efendi iki tane tweet atınca bütün piyasa değişmiyor mu Uğur? Güç dengesi. Öyle değil mi abi yani şimdi? Güç dengesi maalesef. Hayatın gerçeği. Uğur'un o konuyla ilgili attığı tweet maalesef Elon Musk'ın kadar etkili olmuyor. Senin yapacağın yorum onunki kadar etkili olmuyor dünyada. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekçi olalım bunu yapalım. En azından bir güç dengesi olur abi. Bak. Ya adamlar konuda... bak Ali adamlar dediğimiz kulüpler. Kesin ya kesinlikle öyle olması lazım. Ama kulüpler ya kendi parasıyla ele girip toplantıda 20 tane adam bulamadılar ya. Biliyorum Serdar. Lan çok yani boş yabancı yabancı sayısı da anladım. Yabancı sayısı da mesela başkası diyebilir ki kardeş bence doğru 8+3. Buna kim itirazım olmaz tartışırız. Abi sıfırı bir savunursun kulüp... ya. Sıfırı savunabilir ha. Bence yani. Sıfır tamam. Yabancı derim. Bu yani. Olabilir. Evet ama para geliyor ya. Diyorsun ki ulan bizim paramızı kesmeyin toplantısına 19 kulüp katıldı abi. Olur mu böyle bir şey ya? Ya benim paramı kesmeye dünyada kim benimkini kessinler der ya. Ya bunu bir kendi kendinize sorun ya. Bizim paramızı kesmesinler toplantısına katılacağız arkadaşlar. Kim ya benimkini kessinler diyebilir ya. Ondan sonra kulüpler diyorlar, böyle birlik falan olmaz. Işte. Böyle bir birlik falan olmaz abi. Doğru. Saat 2'yi geçtik bu arada. Galatasaray Hatay maçı var bugün. Tabii yarın maç seyredeceğiz. Yarın değerlendireceğiz hep beraber. İnşallah tabii yorum alalım. Bence sonra kapatacağız. Valla bakalım işte maça bakalım yarın. Başlıkansın. Ne diyelim, ne diyelim abi. Ya. Hatay'ı tanımıyoruz ki. Hatay'ı bir tanısak yorum yapardık. Daha bu ligin ilk haftalarında bu arkadaşların bir rakip takımları tanımıyoruz daha. Onun için bana en azından biraz zaman verin. Bana da verin yani. Alice. Akintola, Bupenza, Abid gitti. Yani geçen sezon en iyi 4 oyuncusundan en etkili, en belirleyici 4 oyuncusu 3'ü buydu. Hı-hı. Uğur var mı fikrin bilmiyorum. Abi yani şu gündemde ben maç önü preview yapmayı çok doğru bulmuyorum. Yani Galatasaray'da da Galatasaray'ların da çok merak ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii ki maç önemli. Maça çıktıktan sonra konuşacağız da. Hani bu olayın boyutu yani bambaşka bir seviye ve bu ciddiyet yani açık seçik
Galatasaray Başkanı çıktı dedi ki biz bu suç örgütüne karşı mücadele edeceğiz dedi. Buna karşılık bile bir açıklama yok. Yani bir belge var. Bir kulüp tahkim kurumuna olan davayı imza altına almak istiyor. Mesela niye Rizespor'dan bir açıklama yok? Gerçi niye olmadığını anlatıyoruz az önceden beri de. Ben yine de ya, yani Türkiye değil de İsveç'te yaşıyormuş gibi bir konuşayım tekrar. Çünkü konuşmak zorundayız. Türkiye yarın öbür gün belli bir İsveç'e benzeyecekse, benzemesinin hayalini kurabilmeye devam edeceksek bunu evet, istememiz lazım. Zaten ben İsveç'ten daha iyi olsun istediğimiz için böyle konuşuyoruz yani. Müsaade edin bana desinler ki bu herif de Norveç'te mi yaşıyor, İsveç'te mi yaşıyor, ne anlatıyorsun desinler bana. Ama ben yine de TFF'den bir açıklama beklediğimi ifade edeyim bir gazeteci olarak. Rizespor'dan bir açıklama beklediğimi ifade edeyim. Rizespor neye dayanarak Galatasaray'dan tahkim kurulunun açtığı davayı kapatmasını ve eğer kapatmazsa niye 1.3 milyon euro ödemesi gerektiğini, bunu kimin düşündüğünü, niye perşembe günü son saat koyduklarını, niye böyle bir şey olduğunu lütfen, ben Rizespor'dan açıklama bekliyorum. Ben bir İsveç vatandaşı olarak, bir Norveç vatandaşı olarak bunu bekliyorum. Bize spordan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda yani bu anlamsız, saçma, garabet durumda en azından ya biz de bir insan olarak bir şeyler duymayı hak ediyoruz. Ben bu kadar yok sayılmayı içime sindiremiyorum. Yine yok sayılacağız yani, ben şey demiyorum yani, sanki hani bu olayda böyle de başka bir olay diye günlük yaşadığımız şeylerde farklıymış gibi davranmak da istemiyorum. Hayatımızı böyle yaşıyoruz yani, biliyorum, farkındayım. Ama abi ben de bir hayali bir İsveç vatandaşı olarak, daha doğrusu İsveç değil de ben Türkiye'yi her zaman böyle hayal ettim. Daha doğrusu ben dayanamam yani, söylerim. Ne olması gerekiyorsa onu talep etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum. Etmezsek daha kötüye gideriz. O yüzden ben bunu göze alarak bir İskandinav vatandaşı gibi bunu isteyeceğim. Federasyondan açıklama bekliyorum. Bize spordan açıklama bekliyorum. Teşekkürler. Yarın teşekkür gece görüşürüz. Şöyle yarın bağlayayım. Gece görüşmek dileğiyle. Ali Ece, senden de son sözü alalım, sonra kapatalım. Bu Metallica'nın bu albümü Danimarka'da kaydedildi. Hangi sonra albüm Türkiye'ye o? Injustice Soul mu? Evet evet. Aslasın. Zaten davulcu Danimarka kökenli. İşte böyle Sorensen, Moransen, Ekşer Larsen değildi. İşte o tip böyle klasik Danimarka soyadlı biri. Abi Injustice Lars Ulrich ya. Lars Ulrich. Evet evet Lars Ulrich. Evet. O davulcunun adı. Yani kaydeden kişi de falan. Neyse abi. Söylemek istediğim abi, bak gerçekten yıllardır ben de bir takım tutuyorum. Hepimiz bir takım tutuyoruz ama hakikaten bunu yıllardır ben söylüyorum. Abi yeni kuşak çıldırmasın abi. Uğur'un söylediği çok doğru abi. Aklıma hep şu geliyor. Erdoğan'a niye diyorlar ki, efendim size diyorlar şey işte Norveç sizden diyorlar. Norveç'e çok iyi başbakan olur diyor adam. Aşağılıyor aklınca. Ondan sonra aynı adam mı dinleyenler Norveç'e gidiyor yaşıyor abi. Bu ikiyüzlülüğe son verelim ya. Bu hakikaten rezilliktir ya. Kendi ülkene layık görmüyor musun Norveç'e layık gördüğünü? Türkiye Ligi. Norveç'i yendik abi işte milli takımla. Şeylerde de yenelim yani. Kulüp takımlarına da yenelim. Ligimiz eskisi kadar iyi olsun. Daha da iyi olsun. Biz bunun peşindeyiz kardeşim. Başka bir şeyin değil ya. Yoksa bugün Galatasaray'a olan, inan 20 gün sonra Fenerbahçe ile bu TFF arasında benzer tartışma olacak. Sonra Beşiktaş'ta olacak. Trabzon'la. Ayrıca böyle yine ben şeyin arkasındayım son söz. Zamanında böyle biliyorsun ya, Trabzon Başkanı Ağoğlu bu kurullarla ilgili uluslararası başvuruda bulundu. Ne oldu abi o olay? Tabii. Ona da bir cevap vermediler. Ona da ben cevabını bekliyorum diyorum izninizle. Çok teşekkür ediyorum. Hem yorumcularımız adına hem ekibimiz adına bizi bu saate kadar izlediniz. 19 binin altına hiç düşmedik canlıda. Sesimde bugün bazı problemler var. Adam hasta Covid'li kardeşim. Afola. Adam Covid'li. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Tarihe geçmiş olabilirim ya Covid'li program yaparak. Bunu bir araştırayım ben. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Geçir bir mutludur. Geçir bir mutludur.